Bu arada bu toplantıyı Adana'dan yapıyoruz, Adana'da bulunduğumuz için. Bu arada bu eylem sırasında kullanılan, eylemi gerçekleştiren kişi tarafından satın alınan diğer bir araç ele geçirildi. Bir çatışma sonucunda güvenlik güçleri içindeki şahsı yaralı olduğu şu anda ifade ediliyor. Fakat yaralı mıdır, hayatını kaybetmiş midir bu tam olarak bilinemiyor. Basında böyle bir şey geçti ama bizim güvenlik güçlerimizin değerlendirmesi bu kimlik tespitiyle birlikte kimlik tespitini yaptıkları zaman ortaya çıkacak. Çünkü şu anda bir çatışma oldu ve araca çok fazla yaklaşamıyorlar tedbir gereği. Netice itibariyle bu alçakça saldırıyı gerçekleştirenlerin bu yanına kar kalmayacak. Biraz evvel hastaneyi ziyaret ettim. Bir polis kardeşimiz 25 haftalık hamile. Kız çocuğu bekliyor. Yaralanmıştı. Bu saldırıyı gerçekleştirenler böyle işte. Bu kadar alçak ve caniler. Hamile bebekler bile bunların terör saldırısına muhatap oluyor. Ya böyle bir günde Avrupa Parlamentosu'nun bu vizyonsuz kararı hakkında bir açıklama yapmak istemezdim doğrusu. Ama bir basın toplantısı yapıp yapmama konusunda da kararlı değildim. Lakin arkadaşlardan gelen çok fazla sayıda soru sebebiyle bir değerlendirme yapma zarureti ortaya çıktı. Esasen bu kararı yok hükmünde sayıyoruz. Bu karar içerdiği vizyon itibariyle, vizyonsuzluk itibariyle, hedefleri itibariyle, bu karar tasarısına hakim olan dil itibariyle ciddiye alınacak bir karar değil. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği kurumları içerisinde prensip olarak demokratik ilkeleri temsil eden, çoğulculuğu temsil eden bir kurum olarak görülür. Çoğu zaman da çok sesliliğin temsilcisi olarak demokratik açıdan ciddi işlere imza atmıştır. Fakat ne vahimdir ki, ne yazıktır ki Türkiye söz konusu olduğunda bu çok seslilik kayboluyor, bu demokratik perspektif kayboluyor. Avrupa Parlamentosu'nun kurumsal kimliğiyle bağdaşmayacak tek sesli, hiç şimdiye kadar rastlanmadığı kadar homojen bir kurum haline dönüşüyor. Sanki herkesin eline aynı çerçeve metin verilmişçesine, aynı değerlendirme yapılmışçasına, gerçeklikle uyuşmayan, demokratikliği son derece şüpheli, demokratik olmayan karar tasarısına Türkiye ile ilgili imza attılar. Şimdiye kadar bu kurumdan son zamanlarda yapılan pek çok beyanatta benzer değerlendirmeler içeriyordu. Nitekim Avrupa Parlamentosu'nun bugün müzakerelerin durdurulmasına ilişkin aldığı karar hiçbir hukuki bağlayıcılığı olmayan dar görüşlü, vizyonsuz bir siyasi karardır. Bazı parlamenterler bizim Türkiye'ye bir mesaj vermemiz lazım diyorlar. Eğer Türkiye'ye bir mesaj verme niyetleri varsa bunu pozitif bir şekilde darbeye karşı demokratik direniş göstermiş bir ülkede hukuk devleti, demokrasi gibi konularda nasıl işbirliği yapacakları şeklinde bir değerlendirme yapmaları gerekirdi. Bunun yerine maalesef tarihe çok kötü geçecek bir tasarıya imza atarak bu kararı verdiler. Tabii Türkiye-AB müzakerelerinin zaten fiilen durmuş olduğu bir durumda, Avrupa Birliği'nin çifte standartları, ön yargıları ve benzeri sebeplerle fiilen durmuş olduğu bir durumda bu tasarının ortaya çıkması aslında şimdiye kadarki tıkanıklığın bir tezahürüdür. Diyorlar ki Türkiye'ye mesaj vermek istiyoruz, hükümete mesaj vermek istiyoruz. Fakat mesaj bu şekilde verilmez. Mesaj kararlarla değil, eylemlerle verilir. Eylemlerine baktığımızda Avrupa Parlamentosu'nun nelere imza attığını, Avrupa Birliği kurumlarının nelere imza attığını hep birlikte görelim. Koridorlarında PKK sergileri açılan Avrupa Parlamentosu zaten mesajını PKK konusunda ve terörle mücadele konusunda çifte standarda sahip olduğu şeklinde uzun zamandır vermektedir. Zayıf bir demokratik yaklaşımla mağluldur. Ölümden kaçan, yerlerinden edilmiş mültecilerin önüne Avrupa'da dikenli tel örgüler çekilirken, güvenlik güçleri dikilirken, İkinci Dünya Savaşı'nı hatırlatan bir takım görüntüler ortaya çıkarken kayıtsız kalmıştır Avrupa Parlamentosu. İnsan haklarında çifte standart uygulayarak dünyaya bu konudaki çifte standart mesajını vermiştir. Tüm Avrupa'yı aşırı sağ ve yabancı düşmanlığı kuşatırken bunlara ses çıkarmayan,
Hatta bunlarla rekabete giren siyasi gruplar bugün Türkiye'ye mesaj vermeye kalkıyorlar. Mesajın içeriğinin demokratik olduğunu söylüyorlar. Halbuki uzun zamandır Türkiye'ye karşı kendi kamuoylarını zehirleyen, kendi kamuoylarını yanlış bir şekilde yönlendiren bir takım kararlara imza atıyorlar. Türkiye ile ilgili hiçbir somut, olumlu, pozitif gündem üretemiyorlar. Ama aşırı sağın söylemi olan müzakerelerin kesilmesi konusunda bu kadar insan bir araya gelebiliyor. Tek ses olarak bir kora halinde Türkiye ile ilgili kararlar alıyor. Kuşkusuz Avrupa Parlamentosu'nun üzerine bina edildiği değerlerle parlamentonun aldığı bu kararı birbirinden ayırıyoruz. Bu parlamenterleri de Avrupa Parlamentosu'nun üzerine bina edildiği değerlerden ayırıyoruz. Çünkü bu bir parlamentonun üzerine bina edildiği değerler Avrupa'nın kurucu babalarının ifade ettiği gibi bütün insanlığa hitap etmek amacıyla oluşturulan insan hakları, demokrasi, hukuk devleti gibi ilkeler. Ama bugün 15 Temmuz gecesi savaş uçaklarına karşı bu değerleri canı pahasına korumuş bir milletle, bir ülkeyle ilgili olarak verdiği bu kararla Avrupa Parlamentosu'nun bu üyeleri çatısı altında bulundukları bu parlamentonun temsil ettiği değerlerle de çatışan bir tutum sergilemişlerdir. 16 Temmuz günü yanımızda olmadıkları gibi bugün bu kararı alanlar Avrupa Parlamentosu'nun simgelediği değerleri de çiğnemişlerdir. Bu hususun üstünde durmak gerekir. Çünkü söz konusu karar Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri hakkında bir krize işaret etmiyor. Avrupa Birliği'nin içine düştüğü değerler krizinin Türkiye'ye bir yansıması olarak ortaya çıkıyor. Dediğim gibi Türkiye-AB ilişkileri hakkındaki bir krize işaret etmiyor. Avrupa Birliği'nin ve Avrupa Parlamentosu'nun değerler konusunda içine düştüğü krizin bir yansıması olarak ortaya çıkıyor. Bu kadar eğer bu kararlar eleştirel bile olsa, biz kararın eleştirel olup olmamasına bakmıyoruz kararların. Eğer pozitif bir ajanda üretiyorsa, yapıcıysa, ilerlemeye yol açıyorsa, her türlü karar dediğim gibi tamamen eleştirel bile olsa bizim için saygıdeğer olur. Biz bundan yararlanırız. Ankara'da gündemimizin parçası haline getiririz. Siyasi ajandamızın parçası haline getiririz. Çünkü bu pozitiftir, yapıcıdır ve işbirliği üretmektedir deriz. Ama eleştirel olup olmamasına bakmayız. Ama Avrupa Parlamentosu'nun ortaya koyduğu bu karar dediğim gibi bu kadar vizyon yoksunu, bu kadar siyasi doğruluktan uzak ve öylesine bir siyasi tutarsızlık içeriyor ki açık ve net bir şekilde söylüyorum. Bize mesaj vermek isteyenler bu parlamento kararıyla verdikleri mesajın kapı kule sınır kapısından içeri girmeyeceğini bilsinler. Bu mesaj hiçbir şekilde kulak vereceğimiz bir mesaj değil. Bu mesajı kapı kule sınır kapısından onlara geri çevirerek kendilerine iade ediyoruz. Mesele hangi kurumun nasıl mesaj verdiği değildir bizim açımızdan. Mesele bunun siyasi tutarlılığa, vizyona sahip olmasıdır. Vizyona sahip değilse Avrupa'nın kendisinin aşırı sağ, yabancı düşmanlığı, İslamofobiya, antisemitizm gibi konularda içine düştüğü değerlerle ilgili bir krizi Türkiye'ye yansıtmasıysa tabii ki buna herhangi bir şekilde saygı duymamız mümkün değil. Benim amacım esasında bu tutarsız karara cevap vermek değil. Ama kamuoyunun doğru bir şekilde aydınlatılması lazım. Aşırı sağ ve aşırı sol popülist söylemlerden etkilenenler kendi ideolojik yargılarını Avrupa Birliği'nin tutumu gibi sergiliyorlar. Ve net bir şekilde altını çiziyorum. Önümüzdeki günler bu cümlelerin de gerçekliğini gösterecek. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile ilgili verdiği bu karar, içinden Türkiye kelimesini çıkarın, esasında AB kurumlarının krizine tehdit ediyor, krizinin altını çiziyor ve esasında AB kurumlarını tehdit ediyor. Bu siyasi vizyonsuzlukla AB kurumlarının herhangi bir şekilde iş üretmesi, cazibe merkezi olması mümkün değildir. Tabii AB vatandaşlarını temsil ettikleri için görevleri var Avrupa Parlamentosu'nun. Konsey ile birlikte yasama ve bütçe işlevlerini yerine getirmenin yanı sıra danışma işlemini de sağlıklı ve objektif bilgiler ışığında yerine getirmesi lazım ve Avrupa kamuoyunu doğru bilgilendirmesi lazım. Uzun zamandır Avrupa kamuoyunu zehirliyorlar, yalan yanlış bilgilerle aşırı sağı dengelemek maksadıyla hareket ediyorlar ve aşırı sağı dengelemek konusundaki çifte standartları Avrupa'daki ana akım siyasileri de yutuyor. Bu parlamentonun şimdiye kadar aldığımız tedbirleri, karşı karşıya kaldığımız krizleri hiçbir şekilde anlamadığını görüyoruz. Sadece sonuçlara ilişkin bir değerlendirme yapıyorlar. Örneğin olağanüstü hal konusunda aldığımız tedbirlerle ilgili olarak bu tedbirlerde sürekli olarak orantılılıktan bahsediyorlar. Oysa o hal çerçevesinde aldığımız tedbirler
durumun gerektirdiği ölçüde ve uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerimize uygun biçimdedir. 15 Temmuz gecesi karşı karşıya olduğumuz demokrasimize ve kamu düzenimize yönelik saldırı karşısında ortaya koyduğumuz tedbir kesinlikle hukuk dışı bir tedbir değildir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarını bir kere daha Avrupalı parlamenterlere hatırlatıyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarını iyi bir şekilde değerlendirmeleri gerekir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları normalde uygulanan gereklilik ve orantılılık ilkelerinin olağanüstü durumlarda değişkenlik gösterebileceğini kabul ederken Avrupa Parlamentosu kararında ülkemizde olağanüstü hal döneminde alınan önlemlerin orantılılık ilkesi çerçevesinde eleştirilmesi ülkemize yapılmış bir haksızlık olduğu gibi ahim içtihatlarından da uzağa düşmektir. Hele de ilerleme raporunda PKK ile mücadele konusunda orantılılıktan bahsedilmesi başlı başına bir sorumsuzluktur. Kuşkusuz burada Avrupa Parlamentosu'nun aldığı bu kararın hukuki bir karşılığı yok. Burada konu müzakereleri askıya alıp almama konusu ancak üye devletlere ait bir konu. Üyelik müzakerelerinin başlaması AB Konseyi'nin oy birliğiyle alacağı karar neticesinde olmaktadır. Üyelik müzakerelerinin geçici olarak durdurulması kararı da ancak AB Konseyi tarafından alınabilmektedir. Hukuki bağlayıcılığı olmayan bu kararın niçin aldıklarını söylüyorlar. Siyasi mesaj verecekler. Kime siyasi mesaj verecekler? Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Cumhurbaşkanımıza. Peki Sayın Cumhurbaşkanımız tanklara karşı, savaş uçaklarına karşı halkıyla birlikte ölüme meydan okurken Avrupa Parlamentosu'nun demokratik değerlere sahiplenme refleksi neredeydi? Türkiye'de insan hakları çiğnenirken darbeciler tarafından seçilmiş cumhurbaşkanı ve seçilmiş hükümetle dayanışma konusunda retoriğin ötesine geçmeyen, sözlerin ötesine geçmeyen herhangi bir eylemde bulundular mı? En azından Charlie Hebdo saldırısından sonra yapıldığı gibi liderler Ankara'ya gelip de bir Avrupa ülkesinde ve bir Avrupa demokrasisinde karşı karşıya kaldığımız bu alçak darbe girişimi karşısında bir dayanışma sergileyebildiler mi? Hayır. Dolayısıyla mesajı alması gereken onlardır. Demokrasi dersini Türk halkından almaları gerekir. Tabii bu müzakerelerin askıya alınması sürecinin teknik ayrıntıları var. Yani kaç kişiyle yapılıyor, üye devletlerin ne kadarıyla yapılıyor ve sonuçta o teknik ayrıntıları bilahare paylaşırım sizle. Şimdi konumuz onlar değil. Ama şunun bilinmesi gerekir. AB ve içerisinde alınan bu kararlar Avrupa Birliği bir barış ve refah projesi olarak kendi ideallerinden ne kadar uzaklaştığını da gösteriyor. O bakımdan bu kararın Türkiye ile ilgili bir karar olmaktan çok Avrupa Birliği'nin kriziyle ilgili bir karar olması gerekir. Avrupalı politikacıların Avrupa Birliği'nin kurulmasına vesile olan kıtanın yaşadığı dramatik tarihi tecrübeleri unuttuklarını üzülerek müşahede ediyoruz. Ben Avrupa Parlamentosu üyelerini son bir kez zihinlerini kısa bir süre Türkiye ile ilgili kara propagandadan sıyırıp 20. yüzyıl Avrupa tarihi üzerinde derinlemesine düşünmeye davet ediyorum. Bu daveti yapmak zorunda hissediyorum. Çünkü nihayetinde ortak tarihi sorumluluğumuz bu vizyonsuzluk karşısında bunların Avrupa'yı sürüklediği bu refah ve barış projesinden uzaklayıcı tutumlar karşısında bizim de hassas olmamızı gerektiriyor. Kuşkusuz tarih bilgisinden mahrum yaşayanlar sağlıklı bir gelecek inşa edemezler. 20. yüzyıl Balkanlarda kanlı çatışmalara sahne olarak başladı ve o şekilde sona erdi. Tarihçi Ofsan 20. yüzyılın kayıtlı insanlık tarihinin, kayda geçmiş insanlık tarihinin en cani asrı olduğunu söyler. İki dünya savaşı arasında ve diğer irili ufaklı savaşlarla birlikte bu yüzyılda 187 milyon insan ölmüştür. Birinci Dünya Savaşı'nda ölen sivillerin sayısı %5'tir. İkinci Dünya Savaşı'nda bu oran %66'ya çıkmıştır. Ve bugün küreselleşmenin egemen olduğu bir dünyada bu oran %80-90'a çıkmıştır. Gözümüzün önünde koskoca bir halk Suriye'de katledilirken, siviller ölürken, Birinci Dünya Savaşı'ndan ve İkinci Dünya Savaşı'nın toplamından, oranından daha fazla sivil katledilirken, insan hakları ve demokrasi konusundaki kurumlar sadece temenni içinde bulunuyorlar. Ve Avrupa Parlamentosu üyeleri şu tarihi gerçeği de unutmasınlar. Yüzyıllık periyotlarla geçmişe baktığımızda her yüzyılda bir neredeyse yeni bir Avrupa haritası şekillendi. 1815 Viyana Kongresi'nde bunu gördük. 100 yıl sonra 1920 Versay Anlaşması'nda da bunu gördük. Şimdi yine tarihin ve coğrafyanın yine bir 100 yıl sonra kaynadığı bir dönemdeyiz. Tam da bu noktada bu tecrübelerden yola çıkarak Türkiye ile daha yoğun barış adına, refah adına, demokrasi adına daha yoğun
daha güçlü işbirliği kurmaları gerekirken, daha ciddi köprüler içerisinde hareket etmeleri gerekirken resmen tam tersi bir yolda, tarihten ders almamanın somut göstergesi olan bir yolda ilerlemeye devam ettiklerini bize gösterdiler. Özellikle de yargı konusundaki söylediklerinin hiçbir geçerliliği yoktur. Bakın, gelsinler bizim HSYK üyelerimizle görüşsünler, somut örnekler üzerinden dinlesinler. Ayrıca bu konuda kamuoyuna son günlerde yansıyan HSYK eski başkan vekilinin itirafları net bir şekilde Türkiye'nin yargısı içerisinde önemli bir kesimin Fethullahçı terör örgütünden nasıl talimat aldığını, onlar tarafından nasıl yönlendirildiğini ortaya koyuyor. Eğer bağımsız yargı diyorsanız bugün bu kişileri yargıdan ayıklama sürecimizin bir eleştiri konusu olmaması gerekir. Tam tersine bağımsız yargının temin edilmesi konusunda zorunlu, gerekli bir işlev olduğunun ve demokratik usullerle yapıldığının ciddi bir biçimde tespit edilip altını çizilmesi gerekir. İnsan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü gibi kavramlar bütün insanlık için değerli kavramlardır. Avrupa Parlamentosu'nun bu kararları değersizleştirmesine de izin vermemek gerekir. Avrupa Parlamentosu'nun kararına tepki göstererek, bu kararları değersizleştirme çabasına tepki göstererek bu kavramların yıpranmasına da müsaade etmeyeceğiz. Bu kavramları temsil etme konusunda biz bu kavramların sadece kıta Avrupa'sına ait olmadığını, insanlığa ait evrensel değerler olduğunu bildiğimiz için bunu Avrupa'nın vizyonsuzluğuna da teslim etmeyeceğiz. Bu kavramlar konusunda biz misafir değiliz, ikinci unsur değiliz, asli unsuruz ve ev sahibiyiz. Dolayısıyla bu kavramları kullanarak başka ülkeleri bazı politik konularda köşeye sıkıştırmaya çalışmak, bazı ülkelerin politik çıkarlarını bu kavramların arkasına saklayarak genel kural gibi dayatmak bu kavramları yıpratıcı sonuçlar doğurur. Dolayısıyla bu kavramlardan ders almayanların bu kavramlar adına başkalarına ders vermesini doğru bulmuyoruz. Bu kavramlardan ders alma konusunda herkes eşittir. Kimsenin ben bu dersi aldım ve başkalarına ders verme aşamasına geldim demesi söz konusu değildir. Bu zihniyet başlı başına antidemokratik bir zihniyettir. Dolayısıyla bu kavramları basit bir karalama kampanyasının parçası yapmalarına da herhangi bir şekilde müsaade etmeyeceğiz. Dediğimiz gibi Türkiye, insan hakları, demokrasi, hukuk devleti konusundaki reformlarını aynı şekilde devam ettirmeye devam edecek. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı makamına dönük eleştirileri daha önce de söyledim. Bu konudaki eleştirilerinin hiçbir tutarlılığı yok, hiçbir şekilde gerçeklikle ilgisi yok. Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı devletin ve milletin birliğini temsil etmektedir. Onunla ilgili konuşurken son derece özenli bir dil kullanılması gerekmektedir. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinin Türkiye'nin AB zamanı dediğimiz yani AK Parti iktidarları dönemi açısından bu reformlara öncülük etme bakımından ne kadar kıymetli olduğunu baş başa konuştuğumuz her AB yetkilisi söylüyor. Ama kamuoyunun önüne çıktıkları zaman farklı şekillerde bu kararları alıyorlar. AB'nin yeniden tutarlı, vizyon ortaya koyan bir kuruma dönüşmesini, bir refleks üretmesini bekliyoruz. Böyle olduğu zaman kuşkusuz AB yine reform irademizin motivasyon kaynağı olacaktır. Onu bu şekilde görmek isteriz. Bizim bir Avrupa ülkesi olarak karşı karşıya bulunduğumuz terör saldırılarını, terör tehdidini kendisine yapmış gibi hissetmesi ve uygulamada gereğini yapması gerekir. Bizim karşı karşıya olduğumuz terör tehdidi onların ekranlardan izlediği ama kendilerinin karşı karşıya olduğu terör tehdidi insanlık için bir suç şeklinde iki ayrı kategoriye ayrılamaz. Biz bugün egemen bir devlet olarak kendi meşruiyetimizi koruduğumuz gibi aynı zamanda Avrupa'nın da güvenliğini koruyoruz. Tüm AB yetkililerine, vizyon sahibi, sağduyu sahibi devlet adamlarına ki Avrupa'nın içerisinde bu şekilde dostlarımız da vardır. Vizyon sahibi, sağduyu sahibi devlet adamları da vardır. Pek çoğunda şahsi arkadaşlığımız var. Onlara tekrar sesleniyorum. Bu kısır döngüden AB'yi çıkarmamız lazım. Kriz Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri arasında bir kriz değildir. Avrupa Birliği'nin kendi içerisinde düştüğü siyasi değerler krizinin, siyasi tutarsızlığın Türkiye'ye yansımasıdır. AK Parti iktidarları dönemi Türkiye'nin AB zamanı dediğimiz bir dönemdir. Bu tarafta bu sağduyulu devlet adamları da bizler de çok büyük gayretler sarf ettik. Bunun heba edilmemesi lazım. Tarihçi Mark Bloch'un dediği gibi kişiler babalarından çok zamanlarının çocuklarıdırlar. Dolayısıyla herkesin bu çağın çocuğu olarak, bu zamanın insanı olarak hareket etme zorunluluğu var. Ama Avrupa Parlamentosu'nun bugünün zamanını, bu zamanın ruhunu okuma konusunda maalesef son derece geri kaldığını gözlemliyoruz. Doğru okuma, işbirliği, birlikte
sorunları çözme, daha çok barış, daha çok refah iradesi üretebilme şeklinde olmalıdır. Dolayısıyla AB'nin içinde bulunduğu bu varoluşsal krizin de bunun Türkiye-AB ilişkilerine yansımasının da aşılması için hep birlikte gayret etmemiz lazım. Esasında eleştirileri varsa katılım müzakereleri çerçevesinde bu eleştirilerin çözülmesinin yolu fasılların açılmasıdır. Nitekim son zamanlarda yaptıkları eleştirilerin hepsi 23. 24. fasıllar içerisinde bulunmaktadır. Bir takım Avrupa Parlamentosu'ndan gelip de Türkiye'yi ziyaret eden milletvekilleri Türkiye'deki gerçekliği ve resmi tam olarak gördüklerinde de bunu söylemişlerdir. Türkiye ile bu şekilde ipleri koparmak yerine 23. 24. fasılları açalım demişlerdir. Dolayısıyla tarihi ve coğrafyayı bir kültürel sınır olarak seçip de Avrupa kıtasının içerisinde başka demokratik prensipler ve ölçüler, Avrupa kıtasının dışında başka demokratik ölçüler ve prensipler duygusunun ve bu siyasetin Avrupa'ya ne büyük acılar yaşattığını bir kere daha anlamaları gerekir. Bu şekildeki bir bakış açısı bu yüzyılda tarih dışıdır, siyaset dışıdır, akıl dışı, akıl tutulmasına uğramış bir yaklaşımdır. İnsan hakları ve demokrasi konusunda görünüşte nesnel bahaneler arasında saklanıp da arkasından Türkiye'nin herhangi bir şekilde fasıllarını açmamak, Türkiye'yi siyasi kriterlerle köşeye sıkıştırmak şeklindeki bir yaklaşım aslında Avrupa'nın çok uzun zamandır genişleme konusunda ve kendisi kurumlarını güncelleme konusunda nasıl ağır bir krizin içerisine düştüğünü net bir şekilde göstermektedir. Tabii burada özellikle bir hususu vurgulamak isterim. Bu son derece şaşırtıcıdır. Bakın Sayın Juncker komisyon başkanı olarak Türkiye'yi beğenmiyor. Avrupa Birliği üyesi Polonya ve Macaristan'ı da beğenmiyor. Amerika'daki seçim sonuçlarından da memnun değil. Yani bütün dünyayı Avrupa Komisyonu Başkanı'nın zihniyet dünyasına göre şekillendirecek halimiz yok. Kendisinin beğenmemesi bunun beğenilmeyecek bir şey olduğunu göstermiyor. Kendisinin daha çok gayret edip bu ülkelerin şartlarını doğru anlaması ve halkların iradesine saygı duyması gerekir. Eğer karşılıklı olarak düzeltilmesini umduğumuz şeyler varsa da ya da ilerleme sağlanmasını umduğumuz şeyler varsa da bunun yolu bir masada karşılıklı olarak oturup konuşmaktır. Nitekim bunun bir devamı olarak Avrupa Birliği komiserinin genişlemeden sorumlu komiser Hahn'ın çok uzun zamandır genişleme yerine Avrupa Birliği'nin daralması şeklinde bir refleks ürettiğini görüyoruz. Daha da enteresan olan şudur. Hahn'ın özellikle Türkiye söz konusu olduğunda sürekli olarak müzakerelerin kesilmesinden bahsetmesi, müzakereleri kesmeye dönük tweetleri retweet etmesi, Avrupa'da Türkiye karşıtlığının sembolü haline gelen Avusturya hükümetinin görüşlerini bir AB kurumu temsilcisi olarak yansıtmak şeklinde bir tutum izlemesi çok üzücüdür ama çarpıcı olan şudur. Artık AB kurumları ulusüstü, ülkelerin siyasetlerinin üstünde kurumlar gibi hareket etmiyorlar. O AB kurumlarının bazılarında hangi kökenden ve hangi hükümete bağlı bir komiser varsa tutuyor. Mesela Hahn örneğinde olduğu gibi, tabii bunun istisnaları da var, objektif şekilde davrananlar da var. Hahn örneğinde olduğu gibi sahip olduğu siyasi angajmanı AB kurumunun görüşü olarak yansıtmaya çalışıyor. Bir kere daha uyarıyoruz. Bu Avrupa Birliği için başlı başına bir krizdir. Bakın bütün anketlere baksınlar. Bu davranışları yüzünden Avrupa'da istikrarlı bir biçimde aşırı sağ büyümektedir. Yabancı düşmanlığı büyümektedir. İslamofobiya büyümektedir. Ama bunların hepsinin kökeninde Eurofobiya vardır. Avrupa düşmanlığı vardır. Avrupa Birliği'ne düşmanlık vardır. Dolayısıyla biz aşırı sağcıların elinden Türkiye kozunu alalım. Aşırı sağcıların elinden antisemitizm, İslamofobiya kozunu alalım. Bugün bunları idare edelim diyenlerin hepsi ana akım siyasilerden oy kaybetmişlerdir. Ve bir müddet sonra da siyasi gelecekleri bitmiştir. Dolayısıyla Avrupa Parlamentosu'nun kararına cevap vermek şeklinde değil ama bu karar vesilesiyle bu duyguları paylaşmak şeklinde değerlendiriyorum. Bu karar yapıcı ve eleştirel bir karar olsaydı biz Ankara'da oturup bunu sağlıklı bir şekilde değerlendirmek, izlemek, kendi siyasetimizin bir parçası haline getirmek için gayret göstermek isterdik. Ama yapıcı değil, vizyonsuz, tutarsız, tek elden çıkmış bir karar. Tarihi doğru okumuyor, zamanın ruhunu doğru okumuyor. Avrupa'nın kurucu babalarından bile geride kalan bir şekilde davranmışlardır. Geleceğe dönük olarak hiçbir perspektiflerin olmadığını ortaya koymuşlardır. O sebeple bu karar bizim için yok hükmündedir. Kapıkla sınır kapısından içeri girmeyecektir. Hiçbir şekilde bu karar, hiçbir şekilde ciddiye almadığımızı ifade etmek istiyorum. Türkiye, Balkan bir devleti, Karadeniz, Akdeniz devleti, İslam ülkesi, demokratik bir ülke, bir Asya devleti
olma özelliklerinin yanı sıra tarihsel bir gerçek olarak bir Avrupa devletidir ve 100 yıldır da bir Avrupa demokrasidir. Türk halkı demokrasi konusunda bütün dünyaya ders vereceğini 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı direnişinde göstermiştir. Dolayısıyla Türkiye kendi reform yolunda, kendi demokrasisini, hukuk düzenini ve ekonomisini büyütme yolunda yoluna devam edecektir. Hukukun içerisinde ilerliyoruz. Ahim iştahatlarına bakın atıf yapıyoruz. Kendilerinin bununla yüzleşmesini istiyoruz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile ve Avrupa Birliği'nin kurucu değerleriyle yüzleşmelerini istiyoruz. Değerlendirmemiz bu şekildedir. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Saygılar sunuyorum.